Arkadaşlar bir dakikamız var. Şimdi gelecek zamanı öğreneceğiz. Gelecek zaman İngilizce'de nasıl oluyor? Tabii bu önemli. Biz, önce bizim Türkçemizde ne yaptığımıza bakacağız gelecek zamanda. Gelecek zamanı Türkçemizde fiillere ecek acak ekliyoruz. Yani yapacak. Sonra özne neyse ona göre değişiyor. Yapacağım, yapacaksın, yapacaklar şeklinde gidiyor. İngilizler bunu ana temada iki şekilde söylüyor. Ekstra olarak tabii üçüncü şekilleri de var ama şu an öğrenmenizi istediğim iki tane ana şekilde söylüyorlar. Önce özneyi, yani ben, sen, o, biz, siz onları söylüyorlar. Sonra o ecek acağı veren modunu veriyorlar. Bu da ya will oluyor ya da öznelere göre am, is, are artı going to artı fiilin yiyeceği veriyor. Bunu neyi anlatmaya çalışıyorum? Gelecek zamanda nasıl cümle yapacağınızı. Mesela maçı kazanacağız. I ecek acağı will veriyor. I will win, kazan anlamında. I will win ya da we will win, biz kazanacağız şeklinde. We will win the match. Maçı kazanacağız. Fakat biz kesin kazanacağız, çok iyi oynuyoruz şeklinde dediğimizde kesin kazanacağımız modunda bu sefer emizar artı going to şeklinde ilerleyecek. Yani we de are geleceği için we are going to win the match şeklinde ilerleyecek arkadaşlar. Bunu olumsuz yapacağımız zaman da ne yapacağız? Olumsuz yapacağımız zaman da zamanı veren yapıya not'ı ekleyeceğiz. Yani burada zamanı veren yapı will ya da emizar neki zaman olduğunu düşünürsek bunlara not ekleyeceğiz. Kazanmayacağız dediğimizde we will not win the match şeklinde ilerleyecek. Eğer emizar artı going to olarak yapacağımız zaman da kesin kazanmayacağımıza inanıyorsak, kötü oynadığımızı düşünüyorsak we are not going to win the match şeklinde ilerliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bunu soru nasıl yapabiliriz? Soru yapacağımız zaman da öbür derslerinde de öğrendiğimiz gibi arkadaşlar zamanı veren yapıyla özneyi yer değiştiriyoruz. Yani bu mantıklı yola girersek will ile emizar öznenin arkasına gidecek. Tabii özneye göre. Mesela will'de ise we will de will we olacak. Yani maçı kazanacak mıyız diye soru soracağım zaman will ile we yer değiştiriyor. Will we win the match? Maçı kazanacak mıyız pozisyonu aldık. Emizar'da da aynı şekilde am, is ya da are öznede yer değiştiriyor. We are going to win the match da biz maçı kesin kazanacağız dediğimizde soru pozisyonuna getireceğimiz zaman are ile we'yi yer değiştiriyorum. Are we going to win the match? Match. Mesela evlenme teklif ediyorum. Bu kesin mi değil mi? Karşı tarafa baskı yapamayacağım diye kesin değil. O yüzden will you marry me? İngilizce tam katılıyorum.